yeryüzünün her yerinde insanlar elhamdülillah bir araya geliyor. Bugün yeryüzünde küresel bir intifada başladı. Filistin'deki kardeşlerimizin Filistin'de başlatmış olduğu diriliş hareketi dalga dalga tüm yeryüzüne yayılıyor. Allah'ın izniyle bu savaşı iyiler kazanacak. Bu savaşı hakkın yanında duranlar kazanacak. Bugün bütün işaretler bunun emaresini veriyor. Bu yağmura rağmen Kütahya'da bu kadar kardeşimiz, çocuk, kadın, erkek, aile olarak bu meydana toparlandı. Hep birlikte el ele vereceğiz. El ele eylemiyle zulme karşı bir duruş sergileyeceğiz. Zulme karşı bir barış duvarı oluşturmaya çalışacağız. Hedefimiz bu. Bu eylem Türkiye'nin her ilinde tamamıyla sivil bir inisiyatif olarak gerçekleştirilmekte. Bugün dünyanın her yerinde, ister Amerika'da olsun, ister Avrupa'da olsun, ister Asya'da olsun, insan olan herkesin oturamadığı, var olan zulme karşı ayağa kalktığı ve haykırdığı günler. Ve Allah'ın izniyle her şeyin sahibi olan, bu alemin sahibi olan, bizim Rabbimiz olan Allah bizim gayretlerimizi görüyor ve bunun karşılığını fazlasıyla bu dünya insanlığına verecek. Şimdi bugünkü eylemimiz malum yağmurda elhamdülillah rahmet yağıyor. O sebeple ben eylemin şeklini açıklıyorum. Şimdi bayan kardeşlerimiz, kadın kardeşlerimiz vazonun etrafında ilk halkayı oluşturdular. Geriye kalan kardeşlerimiz de ikinci halkayı, üçüncü halkayı oluşturacaklar ve en nihayetinde vazonun etrafında el ele halkaları oluşturduktan sonra hanımların öncülüğünde mevcut dövizimizi de onlar tutacaklar yan olarak. Ulu Cami'ye doğru hep birlikte yürüyeceğiz. Ve inşallah Ulu Cami'ye vardığımızda Ulu Cami'de duamızı yapacağız, namazımızı kılacağız. Hem Rabbimize öncelikle hem yeryüzündeki tüm insanlığa bu iyilik hareketinde, bu barış hareketinde, bu ortak insanlık mücadelemizde birlikte olduğumuzu bu eylemimizde göstermiş olacağız. Tabii bundan sonra da yeryüzünde tekrar bahar gelip barış hakim olasıya, hak hakim olasıya kadar bu eylemlerimiz devam edecek. Allah'ın izniyle hiç kimseyi uyutmayacağız. Uyuyan kardeşlerimizi de uyandıracağız. Mescid-i Aksa'yı korumayı,